Siz kimsiniz? Cemil ben, mahalleden. Şükran teyzenin tanıdığıyım. Şükran teyze Zehra Hanım'la telefonla konuşmuştu. Benden bahsetmişti kendisine. Pardon? Ne diye bahsetmişti? Ben bugün buraya Zehra Hanım'la tanışmaya geldim. Siz patronusunuz galiba. Ne diye görüşecektiniz? Aslında konu özel. Kendisiyle bugün konuşmak isterim. Eğer tabii izin verirseniz. Şu yakınlarda deniz kenarında çok güzel yerler var. Uygun bir yer bulup isterseniz konuşabiliriz. İçeri girer misin? Lütfen. Ama... Lütfen. Beyefendi ilk önce benimle görüşsün. Mesele neymiş daha iyi anlayalım. Bakın beyefendi. Burası Zehra Hanım'ın iş yeri. Yani buraya bu şekilde gelmeniz pek uygun olmamış. Hem ben Zehra Hanım'ın da sizin gibi düşündüğünü hiç sanmıyorum. Allah'ım yardım et, ne yapacağım ben? Ne anlatıyor? Ne konuşuyorlar ki? Tanımıyorum onu. Gerçekten. Benim de ilk görüşüm. Biliyorum. Benim biraz işim var. Görüşürüz. Sakin. Sakin ol. İnanılır gibi değil. Adam çiçeğini almış gelmiş. Benim sevdiğim kadını görmeye, karımı görmeye. Kahretsin, kahretsin! Hey, evime kadar gelip karımla konuşmaya nasıl cesaret edersiniz? Yaptığınızı ben sizin yanınızda bırakmam. Ya sen? Ya sen Mehtap? He? Çalıyor. Aç Mehtap, aç! Alo Mehtap! Neredeysen çabuk gel ve... başımı aç, şunu bu belayı temizle. Ne? Biliyorsun yani ne olduğunu, öyle mi? Ya adamlar geldi. Biriktirdiğim tüm parayı gasp ettiler Mehtap. Ne? Ne demek çalışır kazanırsın? Ya sen nasıl bir insansın ya? Gel, gel, istemiyorum dükkanını, gel. Tamam, tamam, gel. Oturup konuşalım, bir çaresini bulalım, tamam mı? Hem böyle kaçarak... Gidiyorsun yani. Yurt dışına çıkıyorsun. Olmaz öyle. Mehtap gel şuraya. Bak olmaz böyle. Ya bak benim tekrardan o parayı biriktirmem yıllarımı alır. Alo. Alo Mehtap. Ya resmen yüzüme kapattı ya.
Giderim. Yine giderim tabii. Beni burada tutan ne var ki? Nereye gidiyorsun kızım ya? 5 kuruşsuzsun. Sinirlendi. Ben ne diyeceğim ki? Girebilir miyim? Biraz konuşsak. Şimdi değil. Daha sonra. Daha sonra olur mu? Nereye? Ben de geleyim. Sen istediğin zaman konuşuruz. İşim var. Ne yapıyorsun sen? Seni bu halde yalnız bırakamam. Efendim hayatım? Canım, gelirken kur temizlemenin haki elbisemi alacaksın. Bugün şart mıydı hayatım ya? Nihat, ne oldu? Senin canın bir şey sıkkın. Bir şeyim yok canım. Var bir şey, anlarım ben. Anlat lütfen. Ya şu anda bir sorunumuz yok. Ama eğer çözmezsek çok büyük bir sorunumuz olacak. Nihat'cığım, meraktan çatlatma insanı. Anlatır mısın? Vergi beyanında eksiklikler var. Yani... Biliyorsun ben pek anlamam bu işlerde. Yani şirketin taşınmazları için verdiğimiz beyanında Beykoz'daki arazilerin hiçbiri yok. Çünkü o bölgeyle Alev'in departmanı ilgileniyordu. Geçmiş dosyaları incelerken gördüm. Yani fark etmeseydim vergi cezası ödeyecektik, öyle mi? Aynen öyle. Şimdi ne olacak? Acil bir dilekçe hazırlayıp eksik olan vergileri ödememiz gerek. Aksi halde bizi çok ağır cezalar bekliyor. Alev'in hatası yüzünden. Hayır, ceza önemli değil de. Ciddi bir prestij kaybına uğrayabilirdik. Ömer bu konularda hassastır, bilirsin. Peki bir şey söyleyeceğim. Alev bunu kasıtlı yapmış olabilir mi? Neden olmasın? Alev'den her şey beklenir. Ya enseleneceğini bile bile hizmetine para geçirmeye bile kalktı. Ömer'in vicdanı olmasa yıllarca hapis yatardı da. Neyse. Emin ol, düştüğü bu durum onun için en büyük ceza. Hem maddi hem de manevi. Haklısın.
Şimdi siz olsaydınız sırtımı sıvazlardınız değil mi babacığım? Keşke her şey düşündüğüm gibi olsaydı. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Bir şey söylemeyecek misin? Sen böyle yaptıkça ben kendimi çok kötü hissediyorum. Hatta suçlu. Ama az önce söyledim sana. Onu ilk defa görüyorum. Oraya geleceğini de bilmiyordum. Bilsem böyle bir şeye izin verir miydim? Gerçekten tanımıyorum. Bilmiyor olabilirsin. Ama babanla konuşmalıydın. Yani konuşmayarak hata yaptın. Konuşmadım değil. Anlattım ya, konuşamadım. Konuşamadım. Ama benim konuşmama da izin vermedin. Sonra ne oldu? Adam elinde çiçeğiyle benim evime, benim sevdiğim kadınla, karımla konuşmaya geldi. Ya buna nasıl cesaret eder? Nasıl? Ay Şükran, Cemil'den hala haber yok. Anlaştılarsa sohbet ediyorlardır. Acele etme Nimetciğim. Biraz daha bekleyelim. Olmadı biz ararız. Ay ağzından bal damlıyor vallahi. Oğlum diye demiyorum ama o da bir tanedir. Evet. Hah. Geldi. Ay oğlum insan bir haber verir. Meraktan öldük burada. Cemil oğlum, görüşemedin mi Zehra ile? Görüştüm, gördüm. Oğlum, ne konuştunuz, ne yaptınız anlatsana. Ağzından kerpetenle laf mı alacağız ya? Olmadı anne. Ha? Neden? Olmadı işte. Cemil oğlum, şu meseleyi baştan anlatsana bir bize. Konağa gittim. Gittim de patron da oradaydı. Zehra Hanım'a şöyle bir deniz kenarında uygun yerler var, gidip konuşalım biraz dedim. Patron izin vermedi. Kibarca beni oradan kovdu yani. Bir daha buraya falan gelme dedi. Anlayacağınız rezil oldum. Böyle olacağını bilseydim zaten gitmezdim. Böyle susacak mıyız?
O adamın Grand Tuvalet karşımıza dikilmesi gözümün önünden gitmiyor. Yani ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Gerçekten kötü bir durum. Benim suçum. Affedersin. Ortada bir suç yok. Neyse, olan oldu. Bundan sonra ne yapacağımızı düşünelim. Şükran teyze arıyor. Açar mısın lütfen? O işin olmayacağını söyle. Yani bu mesele de burada kapansın. Tamam. Efendim Şükran teyze. Zehra. Kızım, çalışıyor musun? 2 dakika müsait misin? Müsaitim. Biraz önce Cemil'le konuştuk da. O bir şeyler anlattı ama işin aslını bir de sana sorayım dedim. Ne oldu kızım? Şükran teyze. Cemil Bey ne anlattı bilmiyorum ama ben şu an kimseyle tanışmak da görüşmek de istemiyorum. Kızım, madem istemiyordun, sana konuyu açtığımda niye söylemedin bana? Şükran teyze, o zaman uygun değildim. Sonra da konuşamadık. Neyse, bu konuyu bir daha konuşmayalım, olur mu? Tamam. Peki kızım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Konuştum. Gidelim. Nimet. Söyle Şükran. Ya hani nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama Zehra şu an için evliliği düşünmüyormuş. Ha, Cemil'le hiç alakası yok bak. Sakın yanlış anlama. Yani evliliğe uzak olduğunu söyledi kız. Kendi bilir Şükran. Gül gibi kısmeti elinin tersiyle iten düşünsün. Nimetciğim. Bak böyle işlerde kırılmaca gücenmece olmaz. Sen de biliyorsun. Nasip kısmet işleri bu işler. Ne kırılacağım canım? Benim aslan gibi oğluma kızmıyor. Cemil'im sırım gibi delikanlı. Elini sallasa ellisi. Burada yaşıyorsun ha? Aa, Enver amca. Hala satıyor ya. Ay mis gibi de koktu. Karnım mı acıktı benim? Vallahi acıktım ya. Buna da köfte alınmaz ki ya. Anca simit alınır. Cebinde 5 kuruşun yok sabah. Şimdi toksun, akşam aç. Nereye gideceksin acaba, nereye ha?
Nereye? Acıktın mı sen? Hı? Nereye? Mahalleye. Neden? Ne yapacağız ki mahallede? Babanla konuşup bu meseleyi çözeceğiz. Bu kadar ani mi? Neden daha önce söylemedin? Şimdi söylüyorum işte. Bak, bu meseleyi uzatmak ikimize de zarar verecek. Ve bu mesele uzadıkça babanla konuşman daha da zorlaşacak. Doğru diyorsun abla. Tabii ki benim kızım da evlenecek. Babasının duasını alacak. Şu kapıdan telli duvaklı gidecek. Rabbim yazılarını güzel yazsın. Bahtından güldürsün kızlarımı. Zehra benim gözümün nuru. Sen şahitsin abla yaptığı fedakarlıkları çocukluğundan beri. Zehra benim başımı bir kere önüme eğdirmedi. Sözümü ikiletmedi. Bana bir kere bile yalan söylemedi. Kimseyi yakıştıramıyorum ki yanına. Biliyorum, farkındayım. Ama şu an olmaz. Olur. Lütfen durur musun şurada? Bak, bunu yapmanın senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama bundan başka çaremiz yok. Yani konuşmaktan başka bir çözüm yok. Böyle bekledikçe sabahki şeyler kendini tekrar edecek. Farkındasın değil mi? Hı hı. Eğer bu konuşmayı yaparsam ikimiz de rahatlayacağız. İnan buna. Hazır mısın? Hı hı. Zehra, iyi misin? Tamam, hadi inelim. Hava alalım biraz. Her şey güzel olacak. Bunu düşün, olur mu? Böyle çok ani olunca biraz heyecan yaptım. Zehra, iyi misin sen? Zehra. Başım. Tamam Zehra. Zehra. Senin anlayacağın iki günde başıma gelmeyen kalmadı Salim amca. Biz de Mehtap'la ilgili böyle şeyler duymuştuk. Ama istemeden acı bir tecrübemiz de oldu kızım. Gözümle görmesem inanmazdım ben de. Üstelik... Üstelik ne kızım? Bir alacaklısı da başıma bela oldu. Biriktirdiğim bütün parayı gasp ettiler Salim amca. Ne diyorsun kızım sen? Kalk savcıya gidiyoruz, polise gidiyoruz, kalk. Hiçbir şey ispat edemem Salim amca. Adamlar minarenin kılıfını hazırlamış. Kızım her şeyin bir çaresi, yolu yordamı vardır. Yok, bu işin tek bir çaresi var, o da gitmek Salim amca. Dur kızım dur, olur mu öyle şey? Ya hem nereye gideceksin? 5 kuruş paran kalmadı. Allah büyük Salim amca. Ha gidiyorum ama korktuğumdan değil. Korkmak sandığın kadar kötü bir şey değil güzel kızım. Senin gibi gözü kara olmak daha kötü. İnsan korktuğunda dikkatli olur. Sen de dikkatli ol. Bak kızım, bir ayet var. Şöyle der.
hoşunuza gitmeyen bir şey sizin hakkınızda hayırlı olabilir. Çok istediğiniz bir şey hakkınızda şer olabilir. Şimdi senin başına bir şey geldi. Kafanı hayra yor. Ne olacağını bilemezsin. İyi düşün. Sonu iyi olur inşallah. İnşallah da. Bir akıl ver be Salim amca. Tamam. Kalk elini yüzünü yıka. Doğru işe, emlakçıya. Çalış diyorsun. Tabii. Yani daha önce yapmadın mı? Gene yaparsın. Çok uzun zaman alacak. Yeniden para biriktirme. O zamana kadar bu mahalleyi evin sayabilirsin. Hani söylemiştin ya, kök salmak istemiyorum diye. En azından fidan olana kadar kök salabilirsin. Sabret, çalış. Rızkı veren Allah. Emeği karşılıksız bırakmayan da Allah. Yeter ki sen helalinden kazan. Rabbim yolunu açık eder. O mafya bozuntusu adamlardan da korkma. Ben yanındayım. Çok sağ ol Salim amca. Allah senden razı olsun. Dualarım seninle. İyilikler, güzellikler hep yanında olsun. İki dünyada da. İnşallah. Tamam ben gideyim o zaman. Hem madem bu mahalleye kök salacağım artık. Her şeye bir çeki düzen vermek gerek. Tamam güzel kızım. Söylediklerimi sakın unutma. Ben sık sık seni ziyarete geleceğim. Bir şey olursa sen de beni ara, tamam mı? Tamam. Hadi, doğrul bakalım. İlaçlarını içeceksin. Daha iyisin değil mi? Evet. Tansiyonun 4'e düşmüş. Doktoru bile korkuttun. Sen korktun mu? Doktordan biraz daha fazla. Çok korktum. Ama geçti gitti artık. Üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Üzülme. Çok tuhaf. Sadece senin indiğini hatırlıyorum. Gerisi yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü arabadan iner inmez bayıldım. Kızdın mı? Kızmadım. Gidemiyorum bir türlü. Hadi hayırlısı. Madem gidemiyorsun sabah, kampanya mı yapacaksın, ne alt edeceksen et, çabuk ol. Hadi bakalım. Şimdi elimizde neler var bir hatırlayalım bakalım. Pahalı pahalı evler. Bana da lazım olan bu. O zaman ilk hedefimiz bu saray yavrusu. Gerçi yavru değil.
Direkt anası sarayın ta kendisi. Benim internete ilan vermem gerekiyor. Böyle camdaki ilanlarla olmaz. Evet ya. Ne demişler? İnanmak başarmanın yarısıdır. Aynı Salim amca gibi konuştum ha. Özel diyor. Tabii. Pahalı ya. Mehtap için pahalı ve paralı olan her şey özel. Adres neymiş? Demek orası. Zaten orası olmasa bu kadar pahalı olmaz. Paracıklarım gözümün önünden uçtu gitti ya. Bir uykum vardı. Onun da ruhuna el Fatiha. Yok. Ben birkaç gün daha burada kalırsam kafayı yiyeceğim. Salim amcaya gitsem. Olmaz. Nihal'e gitsem. O da olmaz. Kimsenin evine gidemem. Paşa paşa burada uyuyacaksın kızım. Of. Aferin kızım sabah ya. Bu iş böyle olmayacak. De hastalanmasını göze alamam. Ama konuşmadıkça da bu iş. Evet. Ev burası. Allah'ım. Niyetimi, içimi biliyorsun. Normalde başkasının evine hayatta izinsiz girmem. Allah'ım, eğer yanlış bir şey yapıyorsam ne olur bir işaret ver ya Rabbim. İşaretimiz bir şey yok. Sonuç olarak bir parça huzur arayışı, bir parça can telaşı. İnsan olan ev sahibi de anlar herhalde. Hadi. Ya Allah, bismillah.
Korku değil, dikkat. Salim amca öyle demişti değil mi? Vay vay vay. Salona bak. Bir de diğer odalara bakalım nasılmış. Yok bakmayayım ya. Sonuçta benim evim değil değil mi? Gerçi iş yeri mi sayılır ama. Neyse ya. Yarın gündüz gözüyle bakarım. Sen şimdi burada gözümün önünde dur. Yarın sabah ilk şuraya bir satılık ilanı asayım. Altına da numaramı yazayım. Dükkanda falan olmam. Ararlar sorarlar. Ulaşamazlar. İşi kaçırmayayım bari. Of. İçim kıyıldı ya. Karnım acıktı vallahi. Allah'ım sen kimseyi açlıkla sınama. Beni de. Bismillah. Ne oluyor ya? Elektrikler gitmiş ya. Beklediğim işaret bu olmamalı. Yine çok konuştum, çok yoruldum. Uyu sabah uyu. En güzel uyku. Her şeye çare uyku. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi. Ateşin de yok. Daha iyisin. Hı hı. İyiyim. İyi hissediyorum. Artık uyuyabiliriz. Dur, ben yardım edeyim. Ne oldu? Söylesene. Kimmiş o? Dün sabah gelen... Bakabilir miyim?
Zehra Hanım merhaba. Eğer sakıncası yoksa sizinle bir kere daha görüşmek istiyorum. Bana bir şans vermenizi çok isterim. Sizden haber bekliyorum. İyi geceler. Ben engelledim numarayı. Artık arayamaz. Mesaj da atamaz. Tamam. Sen düşünme bunları. Canım her şey yolunda gidiyor. İlerisini konuşmaya ne gerek var ki? Ya bugünün tadını çıkartalım. Gelmeyecek misin? Ben bütün gecemi sana göre ayarladım. Kendini rahatsız mı hissediyorsun? Peki. Tamam, sonra görüşürüz. Yok. Ya rahat bir uyku çekeyim diye el alemin evine girmeyi bile göze aldım. Yok arkadaş ya, ben burada uyuyamam. Ben bunu bu kadar kitlemem ki. Yoksa içeride biri... Arzu? Yoksa bana sürpriz mi yaptın? Bana dayanamayacağını biliyordum. Ama ben bunu karşılıksız bırakmam.
Orada mısın? Allah Allah. Günaydın. Halletmem gereken bir iş var. Birkaç saat içinde yanında olurum. Bekle beni. Ya şükürler olsun. Gerçekten kızmamış. Hoş geldiniz. Salim Bey. Benim.